Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Türkiye'den tarihi adım geldi. Türk sihaları konuşlanacak, 60 yılın en kritik imzaları atıldı. Değerli izleyenler, Geçitkale Havalimanı'na Türk sihaları konuşlanmasına ilişkin karar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde resmen onaylandı. Değerli izleyenler, Dalaman'dan kalkan Türk İHA'sı KKTC'deki Geçitkale Havalimanı'na indiğinde takvimler 16 Aralık 2019'u gösteriyordu. Üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçen bu uçuşun ardından geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Geçitkale'deki havalimanının Türk insansız hava araçlarına ev sahipliği yapabilmesi için gerekli olan izni verdi. Böylece Geçitkale resmi olarak da Türk sihalarının konuşlanacağı merkez oldu. Peki Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir siha üssü olması neden önemli? Bu durum Ankara'nın bölgedeki pozisyonuna nasıl etki yaratacak? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi süreci dikkate alındığında aslına bakılırsa oradaki askeri üslerle ilgili Türkiye'nin çok net adımlar atmadığının altını çiziyor gözü güzelliği. Ancak Türkiye yüzyılı olarak adlandırılan yeni sürecin başlamasıyla KKTC konusunda da fiili adımlar atıldığını söyledi. Madalyonun KKTC tarafında ilk hamlenin hava üssü olarak gelmesi dikkate değer. Doçent Doktor Gözü Güzelli bu duruma işaret ediyor ve Türkiye gerek adada gerek Doğu Akdeniz'in farklı bir noktasında gerçekleşmesi muhtemel saldırganlık eylemlerini dizginleyecek bir pozisyon aldı. Burası askeri ve istihbari açıdan elimizi güçlendirecek. Geçitkale meselesi Türkiye'nin 1960'da KKTC'ye garantör olmasından bu yana imza altına aldığı en stratejik işlerden biri ifadelerini kullandı.